Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Zulüm ve haksızlığa uğrayan kimse müstesna, Allah kötülüğün açıkça söylenmesini sevmez. Allah işitendir ve bilendir. Yapmış olduğunuz bir iyiliği açıklasanız veya gizleseniz ya da bir kötülüğü affetseniz, kuşku yok ki Allah çok affedendir ve güçlüdür. Şüphesiz Allah ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberlerini ayırmak isteyenler, bir kısmına iman ediyoruz, bir kısmını inkar ediyoruz diyenler ve o ikisinin arasında bir orta yol izlemek isteyenler var ya, işte onlar gerçek kafirlerdir ve biz kafirlere aşağılayıcı bir azap hazırladık. Allah'a ve peygamberine iman eden ve onlardan hiçbirini ayırmayanlar, işte onların mükafatlarını Allah verecektir. Allah bağışlayandır ve sürekli merhamet edendir. Kitap ehli, gökten bir kitap indirmeni senden istiyorlar. Musa'dan bundan daha büyük bir istekte bulunmuş, açıkça Allah'ı bize göster demişlerdi. İşte bu zulümleri yüzünden onlara yıldırım çarptı. Sonra kendilerine apaçık deliller geldikten sonra buzağı ilah edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir delil verdik. Anlaşmalarını korumaları için Tur'u başlarının üzerine diktik ve kapıdan secde ederek girin ve cumartesi günü taşkınlık yapmayın dedik. Biz onlardan çok sağlam ve ağır bir ahd aldık. Ahitlerini çiğnemeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflıdır demeleri yüzünden onları rahmetimizden uzaklaştırdık. Gerçekte inkar etmelerine karşılık Allah kalplerini mühürledi. Artık az bir grup dışında onlar iman etmezler. Bu cezalandırma, inkarlarından ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarındandır. Bir de Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerindendir. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Sadece bir yanılgıya düştüler. Onun öldürülmesi hakkında ayrılığa düşenler şüphe içindedirler ve bununla ilgili bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uymaktalar. Kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah onu kendine doğru yüceltti. Allah üstündür ve hikmet sahibidir. Kitap ehlinden olan herkes mutlaka ölümünden önce ona iman edecektir. Ve kıyamet günü o onlara karşı şahit olacaktır. Yahudilerin zulmetmeleri ve halkı Allah'ın yolundan çokça alıkoymaları sebebiyle kendilerine helal edilen birçok temiz şeyi onlara haram ettik. Kendilerine yasaklanmış iken faiz almaları ve insanların mallarını batıl yollarla yemeleri yüzünden onlara bu cezayı verdik ve onlardan kâfir olanlar için elemli bir azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde sağlam bir aşamaya erişenler ile müminler, sana indirilene, senden önce indirilene ve hakkıyla namaz kılanlara iman ederler. Zekat verenler, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler var ya, yakında onların tümüne büyük bir mükafat vereceğiz. Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakub'un evlatlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik ve Davud'a Zebur'u verdik. Önceden kıssalarını sana anlattığımız
veya anlatmadığımız nice peygamberler gönderdik. Ve Allah Musa ile açıkça konuştu. Peygamberleri göndermesinden sonra insanların Allah'a karşı artık bir hüccetlerinin kalmaması için müjdeleyici ve uyarıcı olan peygamberleri gönderdik. Allah üstündür ve hikmet sahibidir. Ama kafirler inkar etseler de Allah sana indirdiğine şahitlik eder. Onu kendi ilmi ile indirmiştir. Melekler de buna şahitlik ederler. Şahit olarak Allah yeter. Gerçekten inkar edip Allah'ın yolundan alıkoyanlar uzak bir sapıklık içine düşmüşlerdir. Kuşkusuz Allah inkar edip zulmedenleri bağışlayacak değildir. Ve cehennemin yolu dışında onları bir yola hidayet edecek değildir. Onlar orada ebedi kalırlar. Bu Allah için kolay bir iştir. Ey insanlar! Peygamber Rabbiniz tarafından hakkı size getirmiştir. Öyleyse ona iman edin. Bu sizin için daha iyidir. Eğer inkar edecek olursanız, şunu bilin ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah bilendir ve hikmet sahibidir. Ey kitap ehli! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında hak ötesinde bir şey demeyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın peygamberi, Meryem'e salıverdiği bir kelimesi ve onun tarafından bir ruhtur. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin ve Allah üç tanedir demeyin. Vazgeçin. Bu sizin için daha iyidir. Allah sadece tek bir ilahtır. Çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah insana yeter. Ne Mesih ve ne de mukarreb melekler Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim Allah'a ibadet etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa Allah onların tamamını kendi huzurunda bir araya toplayacaktır. İman eden ve salih amel işleyenlerin mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfuyla onlar için daha fazla bağışta bulunacaktır. Allah'a kulluk etmekten çekinen ve büyüklük taslayanları ise acı bir azaba uğratacaktır. Onlar Allah'tan başka kendileri için bir dost ve yardımcı da bulamayacaklar. Ey insanlar! Rabbinizden size apaçık bir delil gelmiştir ve size açık bir nur indirdik. Artık Allah'a iman eden ve ona sımsıkı sarılanları kendi rahmet ve lütfuna yerleştirecek ve onları kendine yönelterek doğru yola hidayet edecektir. Senden kelalenin mirası hakkında fetva istiyorlar. De ki Allah kelale hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer bir erkek ölür de çocuğu olmaz ve yalnız bir kız kardeşi olursa, geriye bıraktığı malın yarısı onundur. Ölen kız kardeş olur ve çocuğu da olmazsa, erkek kardeş ondan miras alır. Eğer ölüden miras alacak kız kardeşler iki kişi olurlarsa, bıraktığı malın üçte ikisi onlarındır. Eğer birkaç tane kız ve erkek kardeş olurlarsa, o zaman erkekler kadınların iki payını alırlar. Allah sapıklığa düşmeyesiniz diye bu hükümleri size açıklıyor. Allah her şeyi bilir. Maide Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Anlaşmaları hakkıyla gözetin.
ihramlıyken avı helal bilmemek kaydıyla açıklanacak olanlar müstesna, hayvanlar size helal kılındı. Allah dilediği hükmü verir. Ey iman edenler! Allah'ın nişanelerine, haram aya, alametsiz kurbana, alametli kurbana, Rablerinin lütuf ve hoşnutluğunu talep ederek Beytullah'a doğru gelenlere saygısızlığı helal bilmeyin. İhramdan çıktığınızda avlanabilirsiniz. Mescidül Haram'a girmenize engel oldular diye bir kavme karşı düşmanlığınız sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva hususunda birbirinizle yardımlaşın. Günah işleme ve tecavüz etmede birbirinizle yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Gerçekten Allah'ın azabı çetindir. Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının ismi anılarak kesilen, boğulan, vurularak öldürülen, yüksek bir yerden düşerek ölen, başka bir hayvanın boynuzlaması sonucu ölen, başını kestiğiniz müstesna, yırtıcı hayvanların parçalamış olduğu hayvanlar, putlar için kesilen hayvanlar ve fal oklarıyla hayvanların etini bölüşmeniz size haram kılınmıştır. Bunları yapmanız Allah'ın emirlerine karşı gelmektir. Bugün kafirler dininizden ümitlerini kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün dininizi size kamil kıldım ve nimetimi size tamamladım ve din olarak İslam'ı size seçtim. Günaha meyletmemek kaydıyla açlık durumunda çaresiz kalan ve haram etlerden yiyenler bilmeli ki şüphesiz Allah bağışlayandır ve merhamet edendir. Kendilerine nelerin helal edildiğini soruyorlar. De ki, size temiz olan şeyler helal kılındı ve av köpeklerinin eğiticisi olarak Allah'ın size öğrettiklerinden öğreterek yetiştirdiğiniz av köpeklerine gelince, onların sizin için tuttuğu avları yiyin ve avın üzerine Allah'ın adını anın. Allah'tan korkun. Kuşkusuz Allah'ın hesap görmesi çok süratlidir. Bugün temiz şeyler size helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helaldir. Ve sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlar ve kitap ehlinden iffetli kadınlar da zinadan uzak durarak ve gizli dost tutmayarak iffetli olup mehirlerini vermeniz kaydıyla size helaldir. Kim imanı inkar ederse ameli boşa gider ve ahirette ziyana uğrayanlardan olur. Ey iman edenler! Namaz için kalktığınızda yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın ve başınızı ve üzerindeki çıkıntılara kadar ayaklarınızı meshedin. Eğer cünüp iseniz kendinizi temizleyin. Eğer hasta veya yolculuktaysanız veya içinizden birisi tuvaletten gelir yahut kadınlara dokunursa, su bulamadığınız takdirde temiz toprak ile teyemmüm edin. Yüzlerinize ve ellerinize ondan meshedin. Allah size bir zorluk çıkarmak istemez. Sizi arındırmak ve nimetini size tamamlamak ister. Olur ki şükredersiniz. Allah'ın size verdiği nimetini ve duyduk ve itaat ettik dediğinizde sizinle sözleşmesini hatırlayın. Allah'tan korkun. Kuşkusuz Allah gönüllerde olanı bilir. Ey iman edenler! Sürekli Allah için hareket eden ve adalet üzere şahitlik yapanlardan olun. Bir topluluğa olan düşmanlığınız asla sizi adaletsizliğe sürüklemesin.
adaletli olun. Bu takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah, iman edip iyi işler yapanlara bağışlanma ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Kafir olanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar ise, işte onlar cehennemliktirler. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani düşmanlardan bir topluluk size el uzatmayı kararlaştırdığında, o onların elini sizden kesti. Allah'tan korkun ve müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Allah, İsrailoğullarından ahd aldı. Onlardan 12 önder gönderdik. Ve Allah dedi ki, ben sizinleyim. Eğer namaz kılarsanız, zekat verirseniz, peygamberlerime inanırsanız, onları desteklerseniz ve Allah'a iyi bir ödünç verirseniz, şüphesiz sizin kötülüklerinizi giderir ve altından ırmaklar akan cennetlere sizi yerleştiririm. Artık bundan sonra sizden kim küfre saparsa, şüphe yok ki doğru yoldan sapmıştır. Ahitlerini bozmaları yüzünden onları rahmetimizden uzaklaştırdık ve kalplerini kas katı kıldık. Sözlerin yerlerini değiştirip tahrif ediyorlar. Kendilerine hatırlatılan şeylerden önemli bir payını da unuttular. İçlerinden pek azı hariç sürekli onların ihanetlerini görürsün. Fakat sen onları affet ve cezalandırmaktan vazgeç. Gerçekten Allah iyilik yapanları sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de ahd aldık. Onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerden önemli bir kısmını unuttular. Biz de kıyamet gününe kadar aralarında düşmanlık ve kin saldık. Yakında Allah yaptıklarını onlara bildirecektir. Ey kitap ehli! Kitaptan gizlediğiniz birçok şeyi size açıklayan ve birçoğundan vazgeçen elçimiz size gelmiştir. Şüphesiz Allah'tan size bir nur ve açıklayıcı bir kitap gelmiştir. Allah, rızasına uyan herkesi onunla esenlik yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıklardan çıkarıp nura götürür ve onları doğru yola hidayet eder. Allah, Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kuşkusuz kafir oldular. De ki, Allah, Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde olan herkesi yok etmek isterse, Allah'a karşı koymaya kimin gücü yeter? Göklerin, yerin ve ikisinin arasında olan her şeyin egemenliği Allah'a aittir. O, dilediği şeyi yaratır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın çocukları ve dostlarıyız dediler. De ki, öyleyse neden Allah günahlarınızdan dolayı sizi cezalandırıyor? Gerçek şu ki, siz de O'nun yaratıklarından olan insanlarsınız. Dilediğini bağışlar ve dilediğine de azap eder. Göklerin, yerin ve aralarında olan her şeyin egemenliği Allah'a aittir ve dönüş O'na doğrudur. Ey kitap ehli! Bize ne bir müjdeci geldi ve ne de bir korkutucu demeyesiniz diye peygamberlerin arasının kesildiği bir dönemde gerçekleri açıklayan peygamberimiz size geldi. Şüphesiz müjdeci ve korkutucu size geldi. Allah'ın her şeye gücü yeter. Hani Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Allah'ın size olan nimetini anın. O, aranızda peygamberler var etmiş, sizi hükümdarlar kılmış ve alemlerden hiç kimseye vermediğini size vermiştir. Ey kavmim!
Allah'ın size belirlediği kutsal toprağa girin. Ardınıza dönmeyin. Yoksa ziyana uğrayanlardan olursunuz. Onlar, ey Musa, orada zorba bir topluluk vardır. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya girmeyiz. Onlar oradan çıkarlarsa biz gireriz dediler. Allah'tan korkan kimselerden Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki kişi üstlerine yürüyerek kapıdan girin. Oradan girseniz kuşkusuz galip olursunuz. Eğer iman sahibiyseniz sadece Allah'a tevekkül edin dediler. Onlar, ey Musa, onlar orada bulunduğu sürece biz asla oraya girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin ve savaşın. Biz burada oturacağız dediler. Musa, ey Rabbim, ben sadece kendimin ve kardeşimin yetkisini elimde bulunduruyorum. Bizimle bu itaat etmeyen topluluğun arasını ayır dedi. Allah, öyleyse orası onlara 40 yıl haram kılındı. Yeryüzünde şaşkın dolaşırlar. İtaat etmeyen topluluk için sen üzülme dedi. Hak olarak onlara Adem'in iki oğlunun haberini de oku. Hani o ikisi Allah'a yakın olmak için birer kurban sunmuştu. Birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul olmayan mutlaka seni öldüreceğim demişti. Diğeri ise Allah yalnız takvalı olanların çabasını kabul eder demişti. Eğer beni öldürmek için bana el uzatsan, ben seni öldürmek için sana el uzatacak değilim. Kuşkusuz ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. İsterim ki benim günahımı da, kendi günahını da taşıyarak Allah'ın huzuruna geri dönesin ve cehennemliklerden olasın. İşte bu zalimlerin cezasıdır. Nefsi, kardeşini öldürmeye onu meyillendirdi ve onu öldürdü. Böylece ziyan edenlerden oldu. Allah ona kardeşinin gövdesini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Şu karga gibi olup kardeşimin cesedini örtmekten aciz miyim ben dedi. Sonunda pişmanlardan oldu. İşte bunun için İsrailoğullarına şu hükmü yazdık. Kim bir cana kıyma veya yeryüzünde fesat çıkarma olmaksızın bir insanı öldürürse, tüm insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir insanı diriltirse, tüm insanları diriltmiş gibi olur. Gerçekten peygamberlerimiz onlara apaçık delillerle geldiler. Yine de onların çoğu yeryüzünde aşırı giderler. Allah ve peygamberiyle savaşan ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri veya asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi yahut o bölgeden sürgün edilmeleridir. Bu dünyada onlar için bir aşağılanmadır. Ve ahirette de onlara büyük bir azap vardır. Ancak kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe edenler müstesnadır. Öyleyse bilin ki Allah bağışlayandır ve sürekli merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yakınlaştıran bir vesile arayın ve onun yolunda cihad edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Şüphesiz yeryüzünde olan her şey ve bir misli de onunla birlikte kâfirlerin olsa, tüm bunları kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verseler, onlardan kabul edilmez ve onlara acı bir azap vardır. Ateşten çıkmak isterler, ancak oradan çıkacak değiller. Onlara kalıcı bir azap vardır. Hırsız erkek ve kadının ellerini yaptıklarına bir karşılık ve Allah tarafından bir ceza olarak kesin.
Allah üstündür ve hikmet sahibidir. Kim de zulmettikten sonra tövbe eder ve kendini düzeltirse, şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Gerçekten Allah bağışlayandır ve sürekli merhamet edendir. Göklerin ve yerin hükümranlığının Allah'a ait olduğunu bilmez misin? O dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ey Peygamber! Kalpleri iman etmediği halde, dilleriyle iman ettik diyenlerden ve Yahudilerden süratle küfre koşanlar seni üzmesin. Onlar yalana iyice kulak verirler. Senin yanına gelmeyen başka bir topluluğun sözlerine kulak verirler. Sözleri asıl yerlerinden çıkarıp tahrif ederler ve şöyle derler: Eğer bu size verilirse onu tutun. Eğer verilmezse kaçının. Allah kimi sınamak isterse artık Allah'a karşı onu korumaya asla senin gücün yetmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini arındırmak istemediği kimselerdir. Dünyada onlara horluk ve ahirette büyük bir azap vardır. Onlar yalana çok kulak verenler ve çok haram yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse aralarında hükmet yahut onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen asla sana bir zarar dokunduramazlar. Eğer hükmedersen adalet üzere hükmet. Allah adaleti gözetenleri sever. Allah'ın hükmünü içeren Tevrat yanlarındayken nasıl seni hakem kılıyorlar? Sonra bunun arkasından verilen hükümden yüz çeviriyorlar. Onlar iman etmiş değillerdir. Biz Tevrat'ı indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. Bu kitapla, teslim olmuş peygamberlerle Allah'ın kitabını korumakla görevli olmaları ve onun doğruluğuna şahit olmaları sebebiyle Allah'a yönelmiş bilginler ve Yahudi din adamları Yahudi olanlara hükmederler. Artık insanlardan korkmayın. Benden korkun ve benim ayetlerimi az bir değer karşılığında satmayın. Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler, işte onlar gerçek kafirlerdir. Biz onda onlara şöyle yazdık: Can karşılığında can, göz karşılığında göz, burun karşılığında burun, kulak karşılığında kulak ve diş karşılığında diş kısas edilir. Ve yaraların da kısası vardır. Kim ondan vazgeçerse, bu onun günahları için bir kefaret olur. Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler, işte onlar gerçek zalimlerdir. Onların izleri üzere, önündeki Tevrat'ı tasdik edici olarak, Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona İncil'i verdik. Onda hidayet ve nur vardır. Önündeki Tevrat'ı doğrulayıcıdır. Takvalılar için hidayet ve öğüttür. İncil ehli Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsinler. Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler, işte onlar gerçek fasıklardır. Sana da hak üzere ve önündeki kitapları doğrulayıcı ve onları koruyucu ve gözetici olarak bu kitabı indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmet. Sana gelen haktan uzaklaşarak onların heva ve heveslerine uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir açık yol belirledik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdiği şeyler hususunda sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Sonra hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyleri O size bildirecektir. Ve aralarında
Allah'ın sana indirdiği hükümlerle hükmet. Onların heva ve heveslerine uyma. Ve Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni uzaklaştırmaları konusunda onlardan sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki Allah onları bazı günahları yüzünden cezalandırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu gerçekten fasıktırlar. Acaba onlar cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Yakinen bilen bir topluluk için hükmü Allah'ın hükmünden daha güzel olan kimdir? Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları kendinize veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velisidirler. Sizden kim onları kendine veli edinirse, şüphesiz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Kalplerinde hastalık olanların süratle onlara yöneldiğini görürsün. Bir felaketle karşılaşmaktan korkarız derler. Olur ki Allah kendi katından bir zafer veya bir olay meydana getirir de Allah gönüllerinde gizledikleri şeyden dolayı pişman olurlar. O zaman iman edenler, sizinle birlikteyiz diye şiddetle Allah'a yemin edenler bunlar mı derler. Amelleri boşa gitti ve ziyankârlardan oldular. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse Allah'a bir zararı dokunmaz. Allah öyle bir topluluk getirir ki O onları sever, onlar da O'nu severler. Müminlere karşı alçak gönüllü ve kafirlere karşı sert ve onurludurlar. Allah yolunda savaşırlar ve hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah kapsayan ve her şeyi bilendir. Şüphesiz sizin veliniz, yalnızca Allah, Resulü ve namazı hakkıyla yerine getiren ve rükû halinde zekat veren müminlerdir. Kim Allah'ı, Resulünü ve müminleri kendine veli edinirse, Allah'ın hizbi gerçek galiplerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi alay ve eğlenceye alanları ve kafirleri veli edinmeyin. Eğer imanınız varsa Allah'tan korkun. Namaz için çağırdığınızda onu alay ve eğlenceye alırlar. Bu, onların düşünmeyen bir topluluk olmalarındandır. De ki, ey kitap ehli! Yalnız Allah'a, bize indirilene ve bundan önce indirilene iman ettiğinizden ve çoğunuzun fasık olmasından ötürü mü bizden hoşlanmıyorsunuz? De ki, Allah katında mükafatı bundan daha kötü olanları size bildireyim mi? Allah'ın lanetlediği, gazabına uğrattığı, kendilerinden maymunlar ve domuzlar oluşturduğu kimselerle tağuta kul olan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve doğru yoldan daha çok sapmış olanlardır. Size geldikleri zaman iman ettik derler. Oysa onlar inkârcılıkla yanınıza gelmiş ve o halle de ayrılmışlardır. Allah onların gizlediklerini en iyi bilendir. Onlardan çoğunun günaha, azgınlığa ve haram yemeye koştuklarını görürsün. Yaptıkları iş ne kötüdür. Niçin Allah'a yönelmiş bilginler ve Yahudi din adamları onları günah söz söylemekten ve haram yemekten alıkoymuyorlar? Yapmakta oldukları iş ne kötüdür. Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır dediler. Kendi elleri bağlansın ve söyledikleri bu söz yüzünden lanete uğrasınlar. Hayır, onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi bağışta bulunur. Kuşkusuz Rabbinizden sana indirilen
onlardan birçoğunun azgınlık ve inkârını artıracaktır. Biz aralarına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Ne zaman savaş için bir ateş körüklediler, Allah onu söndürdü. Yeryüzünde sürekli bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah bozgunculuk çıkaranları sevmez. Eğer kitap ehli iman etselerdi ve takvalı olsalardı, kötülüklerini giderir ve onları nimet dolu cennetlere yerleştirirdik. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirileni hakkıyla uygulasalardı, başlarının üzerinden ve ayaklarının altından bol nimet yerlerdi. İçlerinde mutedil bir topluluk da var. Ama onlardan çoğunun yaptığı ne kötüdür. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni ilet. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Kuşkusuz Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey kitap ehli! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni tam olarak uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz. Kuşkusuz Rabbin tarafından sana indirilen, onlardan çoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Artık kâfirler topluluğu için üzülme. Kuşkusuz iman edenlerle Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve salih amel işleyen kimseler için hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklar. Gerçekten İsrailoğullarından sağlam bir ahd aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Fakat ne zaman bir peygamber nefislerinin istemediği bir şeyi onlara getirdiyse, onlardan bir kısmını yalanladılar ve bir kısmını da öldürüyorlardı. Bir azabın gelmeyeceğini sandılar da kör ve sağır oldular. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Sonra tekrar onlardan çoğu kör ve sağır oldular. Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler gerçekten kafir oldular. Halbuki Mesih, ey İsrailoğulları demişti. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Kim Allah'a ortak koşarsa, hiç şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır. Onun barınağı ateştir ve zalimler için hiçbir yardımcı da yoktur. Allah, üçün üçüncüsüdür diyenler, kuşkusuz kâfir oldular. Halbuki tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Dedikleri sözden vazgeçmezlerse, kuşkusuz onlardan kâfir olanlara acı bir azap dokunacaktır. Niçin Allah'a dönüp tövbe etmez ve ondan bağışlanma dilemezler? Oysa Allah çok bağışlayandır ve sürekli merhamet edendir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdi. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Annesi de dosdoğru bir kadındı. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak nasıl ayetleri onlara açıklıyoruz. Sonra nasıl haktan uzaklaştırılıyorlar. De ki Allah dışında size bir yarar sağlamaya ve bir zarar dokundurmaya gücü olmayan şeylere mi ibadet ediyorsunuz? Halbuki Allah işitendir ve bilendir. De ki, ey kitap ehli, haksız yere dininizde aşırı gitmeyin. Önceden sapmış olan, birçoklarını da saptıran ve doğru yoldan çıkmış olan bir topluluğun isteklerine uymayın. Emre karşı geldikleri ve hakkı çiğnedikleri için İsrailoğullarından küfre sapanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir.
Onlar yaptıkları kötü işten birbirlerini sakındırmıyorlardı. Yapmakta oldukları iş ne de kötüydü. Onlardan birçoğunun kâfirleri kendilerine veli edindiklerini görürsün. Kendileri için önceden hazırlayıp gönderdikleri şey, Allah'ın onlara gazap etmesi ne de kötüdür. Onlar sürekli azapta kalırlar. Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman etselerdi, onları kendilerine veli edinmezlerdi. Ama onlardan birçoğu fasıktır. Kuşkusuz insanlar içerisinde iman edenlerin en çetin düşmanı olarak Yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulursun. İnsanların dostluk yönünden iman edenlere en yakın olanlarını da biz Hristiyanız diyenleri bulursun. Bu onların içinde keşişlerin ve rahiplerin bulunması ve onların büyüklük taslamamalarındandır.